Osmanlı'da kadın erkek eşitliğinin sağlanması Cumhuriyet rejiminin hedeflerinden birisi olmuştur. Medeni kanun ile verilen haklar kadınlarla erkekler arasında sosyal ve medeni alanda eşitliği sağlamıştı fakat siyasi alanda sağlayamamıştı. Bu eşitlik aşağıdaki inkılaplardan hangisinden sonra sağlanmıştır? Kadınlara oy kullanma hakkının verilmesi, soyadı kanunun kabul edilmesi, kılık kıyafet düzenlemesi, uluslararası ölçülerin uygulamaya konulması, devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkartılması. Evet, ne diyor? Siyasi alanda eşitlik sağlanamamıştı. Peki nasıl sağlandı bu eşitlik? Kadınlara da oy kullanma, seçme, seçilme hakkı verilince bu eşitlik sağlanmış oldu. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu konuşmada boş bırakılan yere ifadelerinden hangileri getirilebilir? Burada Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışının işlendiği bir derste bir konuşma geçiyor. Öğrenci bu kadar geniş sınırlara sahip olan Osmanlı Devleti içte ve dışta merkezi otoritesini nasıl korudu? Bu kadar uzun yıllar yaşamayı nasıl başardı? Öğretmen boş bırakılmış. Devşirme sisteminin uygulanması buraya getirilebilir değil mi? Devşirme sistemi sayesinde ülkedeki kabiliyetli, yetenekli kişiler yönetime geliyor, askeriyeye geliyor. Bu da tabii ki devletin otoritesini korumasında önemli bir etkendir. Toprakların büyük kısmının miri arazinin bir parçası olması, yani miri arazi devlete ait. Özel değil, özel mülkiyet içerisine girmiyor. Devlete ait olduğu için de bir sınıf ayrımı ya da toprağa bağlı bir ağalık sistemi, bir zenginleşme oluşmadığı için merkezi otorite korunabilmiş. Taşrada toprak ağalığı sistemine izin verilmemiş diyebiliriz. Devletin hanedanın ortak malı kabul edilmesi buraya getirilemez. Çünkü bu merkezi otoritenin korunmasında bir etken olarak söylenemez. 1 ile 2 getirilir. Doğru cevap D seçeneğidir. İki harita verilmiş. Biri Sevr Anlaşması'na göre işgaller, ikincisi Lozan Anlaşması'na göre sınırlar. Bu iki haritaya göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılabilir? Türk Kurtuluş Savaşı bütün cephelerde başarılı olmuştur. Sevr Anlaşması, Lozan Anlaşması'nın ardından imzalanmıştır. Sevr Anlaşması Anadolu'da uygulama alanı bulamamıştır. Lozan Anlaşması ile Misak-ı Milli tamamıyla gerçekleşmiştir. Sevr Anlaşması ile Osmanlı Devleti son bulmuştur. Hangisi kesin olarak söylenebilir? Burada baktığımızda Sevr Anlaşması'na göre ülkemizin büyük bir kısmı işgal ediliyor ama Lozan'da o bölgeler işgalden kurtarılmış ve Sevr Anlaşması uygulanmamış. Yani kesin olarak ne diyebiliriz? Sevr Anlaşması Anadolu'da uygulama alanı bulamamıştır diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneği olur. Türkiye Selçukları 1077 tarihinde kurulmalarına karşın 1092'ye kadar tahta geçen hükümdarlarla bastırdıkları paraların üzerine Selçuklu Sultanı Melikşah'ın tuğrasını bastılar. 1092'de Türkiye Selçuklu tahtına geçen Sultan 1. Kılıç Arslan bu geleneğe son verdi. Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? C seçeneğinde diyor ki 1. Kılıç Arslan Türkiye Selçukların bağımsızlığını sağlamıştır. Para bağımsızlık sembolüdür. Basılan paranın üzerinde başka bir tuğra varsa Türkiye Selçuklu Devleti'nin parasının üzerinde Selçuklu Sultanı Melikşah'ın tuğrası var ise bu Selçukların bağımsız olmadığını gösterir. Büyük Selçuklu'ya bağlı olduklarını gösterir. Kılıç Arslan'ın buna son vermesi Türkiye Selçukların bağımsızlığını bu padişahın, hükümdarın sağladığını göstermekte. Doğru cevap C seçeneği olur. Bu bilgilere göre Uygurların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin kök Türklerden farklı olduğu söylenemez? Tarımın, hayvancılığın önüne geçmesi söylenir. Çünkü Uygurlar yerleşik hayata geçiyorlar. Bunun sonucunda tarım onların ekonomisinde daha önemli hale geliyor. Ordu millet anlayışı zayıflamış. Özellikle Maniizm dinini benimsemişler. Savaşma yasaklanmış. Tabii bu ordu millet anlayışını zayıflatıyor. Kalıcı sanat eserlerinin yaygınlaşması, bunu da bir farklılık olarak söyleyebiliriz. Yerleşik hayata geçince kalıcı sanat eserleri de ortaya çıkacaktır. Taşınabilir malzemeler yerine kalıcılar ortaya çıkıyor. Türklerde yazılı kültüre ait eserlerin ilk defa ortaya çıkması, buna bakalım. Dış saldırılara karşı güçsüz hale gelinmesi, yani hayvansal gıdaların tüketilmemesi, savaşmanın iyi olarak görülmemesi, bunlar dış saldırılara karşı güçsüz hale gelinmesinde bir etken. Bunu da söyleriz.
Türklerde yazılı kültüre ait eserlerin ilk defa ortaya çıkması, tabii bunu söyleyemeyiz çünkü kök Türklere ait Orhun kitabeleri var, abideleri var. Türk tarihinin ilk yazılı eserleri. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda bir ülkenin 2020 yılına ait nüfus piramidi gösterilmiştir. Bu piramitteki bilgiler dikkate alındığında bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet, baktığımız zaman iç bükey bir nüfus piramidi karşımızda. Dolayısıyla bu gelişmemiş olan bir ülkeye aittir. Nüfus artış hızı yüksek olan, doğum oranından yüksek olduğu bir ülkeye aittir. Ölüm oranları da fazla. Nüfus artışı çok yüksek değil ancak doğumlar fazla olduğu için yüksek. Evet, hangisine ulaşılamaz diyor. Yaşlı nüfus oranının fazla olduğuna, evet buna ulaşılamaz. Çünkü bu gelişmemişlik olduğundan dolayı gelişmemiş ülkelerde yaş nüfus oranı düşüktür. 65 ve üzeri baktığımız zaman oldukça az. Evet buna ulaşılamaz. Doğum oranının fazla olduğunu, evet, tabanın geniş olması doğum oranının fazla olduğunu gösterir, ulaşılır. Teknoloji kullanımı azdır, gelişmemiş olduğundan dolayı ulaşılır. Ortalama yaşam süresi kısadır, yaş nüfus az olduğundan dolayı ulaşılır. Kişi başına düşen gelirin az olduğuna, gelişmemiş olduğundan dolayı ulaşılır. Ulaşılamayan A seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yer şekli aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorulmuş. Evet, parçaya bakıyoruz. Rüzgarların etkisiyle kurak veya kurak bölgelerde bazı aşınım şekilleri oluşur. Evet. Gevşek yapılı kayaçların zayıf kısımlarının aşındırılmasıyla hakim rüzgar yönüne paralel uzanan U profilli oluklar oluşur. Olukların kenarlarında da çıkıntılar vardır. Özellikle Orta Asya çöllerinde çok yaygındır. Evet, burada anlatılan yer şekli yardangdır. Yardang, gevşek yapılı kısımlar aşındırılıyor ve çıkıntılar ortaya çıkıyor. U profilli oluklar şeklinde. Bu yardangdır. Diğerlerine bakıyoruz. Tafoni verilmiş. Tafoni kaya yüzeylerinde oluşan oyuklar ya da kovuklardır. Rüzgarın aşındırmasıyla oluşan. Barkan, rüzgar biriktirmesiyle oluşan hilal şeklindeki kumullardır. Mantar kaya, kayaların alt kısımlarının kumsal rüzgarlar tarafından aşındırılmasıyla oluşan mantara benzeyen kayalardır, şekillerdir. Hamada verilmiş burada. Hamada ise rüzgar aşınması şiddetli olduğu alanlarda toprağın ve küçük boyutlu malzemelerin taşınması sonucu kayaların yüzeyi kapladığı bir alan kalır. Bu arazilere aynı zamanda çöl kaldırımı ya da hamada denir. Evet, doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda bazı bilim insanlarının yaptığı çalışmalar verilmiştir. Bu bilim insanlarının çalışmaları coğrafyanın aşağıdaki dallarından hangisiyle daha fazla ilgilidir? Evet, bakıyoruz. İskenderiyeli Batlamyus 2. yüzyılda dünyanın yuvarlaklığını hesaba katarak ilk kez konik projeksiyon sistemini dünya haritası çizmiş. Evet, burada haritadan bahsediliyor. Dünya haritasından. Harita. İkincisi, 1154 yılında İdris'i Uzak Diyarlara Hoş Seyahatler kitabı Roger adlı eserinde dünya haritası koymuş. Yine haritadan bahsediliyor. Pir Reis 1513'te iki dünya haritası ve Kitab-ı Bahriye adlı eserini yazmış, yine haritadan bahsediliyor. 15. yüzyılda Hollandalı bilim insanı Mercator kendi adıyla da anılan silindirik projeksiyon sistemiyle dünya haritası çizmiş. Yine burada haritadan bahsediliyor. Evet, haritalarla ilgilenen, harita bilimi olarak adlandırılan coğrafyanın, fiziki coğrafyanın altları kartografyadır. Yani buradaki bilim insanlarının çalışmaları kartografyayla daha fazla ilgilidir. Klimatoloji iklimle ilgili, jeomorfoloji yer şekilleri ilgili, hidrografya sularla, biyojoğrafya bitki ve hayvanlarla. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bölge sınırları zamanla değişime uğrayabilir, işlevini yitiren bölgeleri zamanla ortadan kalkabilir veya yerini yeni bölgelere bırakır. Bu tür bölgeler genel olarak baktığımız zaman beşeri özelliklere göre oluşturan bölgelerde daha çok gerçekleşir. Ne diyor? Zamanla değişime uğrayabilir, hatta işlevini yitirirse ortadan kalkabilir ve yerini yeni bölgelere bırakır. Kapalı havzalar fiziki özelliklere göre oluşturulmuştur. Sularını denizlere, okyanuslara ya da onlarla bağlı göl ya da bataklara ulaştıramayan bölgeler. Bu bölgeler için burada bahsedilen durum geçerli değil. Muson iklimi de yine aynı şekilde işlevini yitirmemiştir.
ve değişime uğramamıştır ve ortadan kalkmamıştır. Örnek gösterilemez. Ancak seyrek nüfuslu bölgeler örnek gösterilebilir. Çünkü zaman içerisinde yerleşmelerin artmasıyla, göçlerin artmasıyla yoğun nüfuslu bölge olabilir. Askeri park yine aynı şekilde ortadan kalkabilir. Özellikle Varşova Paktı buna örnek olarak gösterilir. 1955 yılında kurulan Rusya'nın önderliğinde günümüzde işlevini yitirmiştir. Doğru cevabımız o zaman 3 ve 4 E seçeneğidir. Aşağıda bir merkezin aylara göre ortalama sıcaklık ve yağış grafiği gösterilmiştir. Bu merkezin bitki örtüsünün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Evet, sıcaklık ve yağış grafiğini incelediğimiz zaman sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşmüş. En fazla 20 dereceye kadar çıkmış yaz döneminde. Ve yağışa baktığımız zaman yağış Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında artmış yaz döneminde. Bu hangi iklimin sıcaklık ve yağış grafiği? Sert karasal iklimin sıcaklık ve yağış grafiği. Sıcaklıklar sıfırın altına düşüyor, eksi 10'a kadar düşüyor ve yaz mevsiminde sıcaklıklar fazla yükselmiyor ve yaz yağışları var. Evet, dolayısıyla sert karasal iklimin bitki örtüsü bize soruluyor. Tundra dediğimiz zaman tundra ikliminin bitki örtüsüdür. Sıcaklıklar yaz mevsiminde sadece 10 dereceye kadar çıkabilmekte ve yılın büyük bir bölümünde sıfırın altında bu olamaz. Step, bozkır bitki örtüsü. İlkbaharda yağışlar fazla. Karışık orman okyanusal iklim sıcaklıklar sıfırın altına düşmez. Savanda düşmez. Burada bahsedilir ise tayga ormanıdır. İğne yapraklı ağaçlardan oluşan tayga ormanı. Sert karasal iklimin bitki örtüsü. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bilimdeki gelişme, Batı'nın bilgi değerine ve sınırlarına yönelik olan bakışını değiştirmiştir. 17. yüzyılda bilimin yöntemi felsefeye uygulanmaya çalışılmış, 18. yüzyılda ise aklın aydınlattığı doğru bilgiler ve insanın bilme potansiyeli sorgulanmaya başlanmıştır. Filozoflar bu açıdan bilginin üzerine gitmiş ve onun doğasına yönelik düşünceler oluşturmuşlardır. Bu dönem filozofları bir şeyi bilmek ne anlama gelmektedir? İnsan nelerin bilgisine ulaşabilir? Bilginin sınırı var mıdır? Sorularından hangilerini sormuşlardır? Arkadaşlar, parçada anlatılan bilgilere baktığımızda bir şeyi bilmek ne anlama gelmektedir sorusunu sormuşlardır diyebiliriz bu dönem filozofları için. Bakın, Batı'nın bilgi değerine ve sınırlarına yönelik bir bakış açısı aslında değişime uğramış ve bu doğrultuda filozoflar bilginin üzerine gitmiştir. Onun doğasına yönelik düşünceler oluşturmuşlardır. Ve ayrıca insan nelerin bilgisine ulaşabilir ve bunun yanı sıra bilginin sınırı var mıdır? Yani bilginin sınırı var mıdır derken insan neyi bilir, neyi bilemez? İnsan bilgisinin sınırının olup olmadığını tartışmışlardır. Ki biraz önce de zaten bu durumdan bahsettik. Demek ki bu dönem filozofları bir şeyi bilmek ne anlama gelmektedir, insan nelerin bilgisine ulaşabilir, bilginin sınırı var mıdır sorularının her birini sormuşlardır diyebiliriz. Buna göre doğru cevabımız 1, 2 ve 3'ün olduğu E seçeneğidir. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Platon'un varlık görüşüne göre duyularımızla algıladığımız bu evren aslında gölgelerden ibarettir. Evrendeki varlıklar tıpkı duvara düşen gölgeler gibi sürekli değişmektedir. Bu nedenle duyulur evren, yani içinde bulunduğumuz evren, görünüştür, geçicidir. Gölgeye benzeyen bu varlıkların aslı duyular evreninde değil, ancak düşünceyle kavranabilen duyular evrenin ötesinde olan idealar evrenindedir. Platon bu görüşleriyle arkadaşlar asıl gerçekliğin, değişmezliğin, kalıcı olanın idealar, yani düşünceler evreninde olduğunu dile getiriyor. Buna göre seçenekleri incelediğimizde düşünceden bağımsız bir varlık alanı vardır. Arkadaşlar, düşünceden bağımsız bir varlık alanı vardır ki o varlık alanı da duyular evrenidir. Parçada belirtildiği gibi. İda birliktir, bölünemez, değişmez, öncesiz ve sonrasız olarak kendi kendine eşittir. Bu durumdan da biraz önce bahsetmiştim zaten, doğru. C, duyular dünyası gölgelerden ibaret bir görünüşler dünyasıdır. Evet, duyular dünyası geçicidir, görünüştür, kalıcı olmayandır ve gölgelerden ibarettir diyebiliriz. Doğru. D, madde gerçek değil, evrendeki her şey salt zihinseldir. Yani idealar zaten ne demekti? Düşünceydi, akıldı. Dolayısıyla zihinsel bir duruma işaret ediyor burada Platon idealar evreniyle. Doğru.
İddialar duyular evreninden türemiştir. Asla böyle bir şey söyleyemeyiz. İddialar duyular evreninden türememiştir arkadaşlar. Duyular evreni iddiaların bir yansıması, bir kopyasıdır, gölgesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu parçaya dayanarak güzellik için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir resim gördüğümüzde güzel deriz. Böylece duygumuzu resimde mevcut bir nitelik olarak sayarız. Bu durum dilin bizi sürüklediği bir yanılgıdır. Aslında resmin bizde değerli olan bir yaşantı meydana getirdiğini söylememiz gerekir. Söz gelimi tüfek, bıçak, zehirli gaz gibi silahların tümü insanı öldürür. Ancak aralarında ortak olan öldürücülük niteliği bu silahların kendilerinde değildir. Biri barutun yanmasıyla yuvarlak bir kurşun fırlatır, diğeri keskin bir madendir, öteki bir gazdır. Aralarında ortak olan tek şey bizim üzerimizdeki etkileri, yani bizlere ya da bizlerde yarattığı sonuçlardır. Bunun gibi güzel de bazı nesnelerin bizlerde meydana getirdiği yaşantıda bulduğumuz bir niteliktir, yani özelliktir. Burada belirleyici olan estetik öznenin nesneye yüklediği anlamdır. Peki bu estetik özne nedir arkadaşlar? Tabii ki alımlayıcıdır. Yani güzelliği yorumlayan kişidir. İşte parçada da dile getirmek istenen konu bu. Alımlayıcının tavrı, yani yorumu. Buna göre A, her dönemin zihniyeti kendi güzellik ve beğeni ölçütlerini belirler. Parçada böyle bir konu anlatılmıyor. B, hiçbir çıkar gözetmeksizin hoşlanmaktır konusu da dile getirilmiyor. D, güzellik ilahi aklın evrende ışımasıdır gibi bir bilgiden de bahsedilmiyor parçada. E, varlıklar güzel ideasından pay aldığı ölçüde güzeldirler ki bu görüş Platon'un, yani sanatla ilgili İdealar evreninde anlatmış olduğu bir görüştür. Yani idealar evreninde asıl güzelliğin olduğunu söyler. Parçada böyle bir konu anlatılmıyor. C'ye baktığımızda alımlayıcının, yani kimin, bir diğer adıyla alımlayıcı neydi arkadaşlar? Estetik özneydi. İşte bu estetik öznenin, yani kişinin, alımlayıcının duygusal yönelimidir. İşte bu duygusal yönelimden bahsediliyor zaten dikkat edersek verilen parçada. Yani güzellik için bu durumdan bahsedebiliriz, söz edebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçaya göre sivil toplum anlayışının gelişmesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur? Günümüz dünyasında sivil toplum anlayışının yaygınlaşması, devletin kendini yenilemesine, farklılıkları hoşgörüyle karşılamasına, yasaların çağdaş bir anlayışla hazırlanmasına yol açmıştır. Arkadaşlar, sivil toplum dediğimiz gönüllü olarak bir araya gelen kişilerin, yurttaşların oluşturmuş olduğu demokratik yapılanmadır. Güçlü sivil toplum örgütlerinin bulunduğu, herkesin kendini özgürce ifade ettiği toplumların aynı zamanda güçlü bir demokratik düzene kavuştukları da gözlenmektedir. İşte bu neyle mümkündür? Tabii ki demokratik bir hukuk devletinin varlığıyla mümkündür. Sivil toplum anlayışının gelişmesi. Buna göre A, hukuk devletinin oluşması, işte biraz önce de dile getirdiğim gibi sivil toplum anlayışının gelişmesi, yasaların çağdaş bir düzeyde olması, demokratik bir ortamın varlığı, yani her şey dikkat edersek burada neye bağlanabilir? Hukuk devletinin oluşumuna bağlanabilir. İşte parçada da bu durumdan bahsedilmektedir. Güçler birliğinin gerçekleşmesi dediğimiz yasama, yürütme ve yargı organlarının tek bir elde toplanmasıdır. Yani güçler birliği gerçekleşirse zaten otoriter, baskıcı bir yönetim olur ve sivil toplumlar da gelişmez zaten. Sivil toplum kavramından bahsetmek mümkün olmaz. Karizmatik egemenlik anlayışının benimsenmesiyle ilgili bir durumdan bahsedilmiyor. Karizmatik egemenlik dediğimizde işte bir takım nitelikleri ya da özellikleri olan yöneticilerden bahsedilir. Oligarşik devlet yapılanmasının güçlenmesi, oligarşik devlet yapılanmasında da bir baskı ve bir zümrenin egemenliği söz konusudur ki böyle bir ortamda da zaten sivil toplumların gelişiminden, oluşumundan, yeşermesinden bahsedemeyiz. İdeal düzen arayışlarından vazgeçilmesiyle ilgili bir durumdan da söz edemiyoruz. Çünkü bize sorulan sivil toplum anlayışının gelişmesi hangisi üzerinde etkili olmuştur? Tabii ki bir hukuk devletinin, buna bağlı olarak demokratik, hoşgörülü bir ortamın varlığı üzerinde etkili olan bir unsurdur sivil toplum. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir.
Bentham ahlakı pratik alanda öngörür. Pratik alanda öngörür derken yani bir fayda ya da yarar sağlaması, uygulanabilir olması olarak görür diyebiliriz Bentham'ın görüşünü ele alıp değerlendirdiğimizde. İnsanın doğası gereği acıdan kaçan ve az peşinde olan biri olduğunu söyler. Bu eylemin akılla, bilinçli bir şekilde yapıldığında insana erdemli olma niteliği kazandıracağını öne sürer. Yani demek ki eylem eğer akılla, bilinçli bir biçimde yapılırsa insana erdemli olmayı bir özellik kazandırır. Yani fayda sağlar. Ona göre acı karşısında azı, has karşısında acıyı ölçüp tartan biri hangisini daha çok görürse yani faydalı görürse ona yönelmelidir. Bentham ahlaki eylemlerde bilgelik fayda uygunluk ölçütlerinden hangilerini esas almıştır? Tabii ki faydayı esas almıştır arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi Bentham ahlakı pratik alanda öngörüyorsa ve bu anlamda akılla bilinçli bir şekilde bir eylemin yapılması durumunda insana erdemli olma niteliği kazandırılıyorsa faydacı bir anlayışı ya da ahlak görüşünü savunuyor diyebiliriz. Bilgelik ve uygunluktan bahsetmiyor kendisi. Buna göre sorumuzun doğru cevabı yalnız 2'nin olduğu A seçeneğidir arkadaşlar. Anlam akışı dikkate alındığında bu parça aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilemez diye sorulmuş. Parçada ise ilk peygamber Hazreti Adem'den beri tüm peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri de şudur. İnanç esaslarının özellikleri diyor. Vahiy kaynaklıdır çünkü Allah tarafından gönderilmiştir. İlahi kaynaklı olması yönüne bu doğru. Tevhid temellidir. Tevhid Allah'ın bir olması, tek olmasıdır. Bütün peygamberler Allah'ın varlığını ve birliğini ne yapıyorlar? Bildirmiş oluyorlar. Bu da inanç esaslarından bir tanesi ve temelini oluşturuyor. Benimsenmesinde hür irade gerekir. Evet, insanlar kendi akılları ve iradeleriyle bunu seçiyorlar. İsterse seçmeyebiliyorlar. Dolayısıyla hür irade söz konusu, bu da var. Dengeyi esas alır, yani aşırılığı istemez. Hepsinde ne vardır? Orta yolu izlemek vardır, denge vardır. Bu doğru. Sorgulanamaz mesajlar içerir. Bu nedenle dogmatiktir demiş. Oysa getirilmiş olan vahiy vesaireler üzerinde insanların yorumları söz konusu. Bu yorumlarından dolayı da farklı mezhepler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada yorumlanamaz diyemeyiz. Bu yanlış. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Bu hadisten hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabileceği sormuş. Hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin, yani onları rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun. Yani ya doğru şeyler söylesin, güzel şeyler söylesin. Bunu yapamıyorsa sussun diyor. Şimdi hangilerine ulaşılır diye sormuştu bize. Susmak konuşmaktan daha hayırlıdır demiş. Hayır, susmak konuşmaktan hayırlıdır demiyor. Eğer hayır söylemiyorsa, güzel şey söylemiyorsa sussun. Kötü söz söylemesin yani. Bu yanlış. Allah'ın razı olacağı fiillerin yapılması gerektiğini görüyoruz. Çünkü komşusuna eziyet etmemesi, insanlar misafirlerine ikram etmesi, hayır söylemesi bunlar güzel davranışlar. Dolayısıyla bu var. İnanan kişi kötülüklerden uzak durması lazım. Evet. Mesela komşusunu rahatsız etmemek gibi, yalan şey söylememek gibi, hayırsız olan şeyleri söylememek gibi. Dolayısıyla bu da var. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen farklı yorumların sebeplerinden biri değildir diye sormuş. Parçada ise yorum, ekol ya da diğer adıyla mezhep, dinin anlaşılması ve uygulanmasında zamanla ortaya çıkan düşünsel ve insani oluşumların genel adı. Şimdi yorum, ekol veya mezhebin genel anlamda ne anlama geldiğini söylemiş oluyor. Bununla birlikte Müslümanlar arasında farklı yorumlar çıkmıştır ki bunun pek çok sebebi bulunmaktadır. Yani insanlar farklı farklı yorumlamışlar. Bunun yorumlanmasının da bazı nedenleri var. Şimdi hangisi bunlardan biri değil diye sormuş. Toplumda hakim olan kültür. Şimdi insanların yorumlarına kendi yaşantıları, kültürleri, örf ve adetleri etki ediyor. Dolayısıyla farklılaşmasına neden olmuş olacaktır. İçinde yaşamış olduğu coğrafya da etki olmuş olur. Çünkü yaşamış olduğu coğrafya özellikler, iklim şartları ne yapıyor insanların? Davranışlarını etkilemiş olur. Mesela giyimlerini etkilemesi gibi. Dolayısıyla bir çöl bölgesinde ya da sıcak bölgelerde yaşayan insanların giyim tarzlarıyla soğuk bölgelerde yaşayan insanların giyim tarzları farklılık göstermiş olacaktır. Dolayısıyla işte bu şekilde o insanlar
giyimle ilgili yorumlarda ne yapmış olacaktır? Farklı yorumlar yapmış olacaktır. Bu da nedenlerden bir tanesi. Tarihte yaşanan siyasi olaylar, mesela burada siyasi olaylar genel itibariyle nedir? İslam liderinin kim olacağı, halifenin kim olacağı gibi. Bunlar da ne yapıyor? Farklı yorumlara neden olmuş oluyor. Bu da farklılıklara neden olmuş oluyor. Kur'an'ı anlamaya yönelik çalışmalar. Şimdi Kur'an'ı anlamaya yönelik çalışmalardan kasıt nedir? İnsanlar Kur'an'ı daha doğru anlaması ve ona göre yaşaması ile ilgilidir. Burada yorumlanmasından bahsetmiyor. Anlamasından bahsediyor. Eğer yorumlanmasından bahsetseydi farklı yorumlanabilirdi. Ancak anlamasından bahsettiği için bu sebeplerden değil. İnsanların yapı, birikim ve düşünce farklılıklar. Yani kişilerin kendi yapıları, kişilik özellikleri, almış oldukları eğitimlerde ne yapıyor? Yorumları farklılaştırmasına neden olabiliyor. Yani insanlar aynı filme bakıyor ya da aynı kitabı okuyorlar ancak birileri beğenirken birileri beğenmeyebiliyor. Burada ne yapmış oluyor? Farklılığa neden olmuş oluyor. Bu da olur. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Yunus Emre'ye ait bu dizelerde vurgulanan temel hususun aşağıdakilerden hangisi olabileceği sorulmuş. Dizelerde ise bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Şimdi buraya genelde baktığımızda insanların kalbini kırmış olan bir insanın kılmış olduğu namazın namaz olmadığını söylüyor. Şimdi insanların gönlünü kırmamak neyle ilgilidir? O insanlarla yapmış olduğumuz, kurmuş olduğumuz iletişim, ilişkilerle ilgilidir. Dolayısıyla o insanların kırılmaması, incitilmemesi, uygun bir şekilde iletişim kurulması, ilişkinin kurulması gerektiği ifade edilmiş. A seçeneğinde ibadetlerin sadece Allah'a karşı yapılması gerektiği demiş. Şimdi burada ibadetin yalnızca Allah için yapılmasından bahsetmiyor. Bu değil. Yapılan kötülükten dönülmesi gerektiği, şimdi burada kötülük yapılıyor ve bu yapmış olduğu bu kötülükten dönmesi Allah'a tövbe etmesi gerekir gibi şeyden de bahsetmiyor. Bu da olmaz. Samimiyetin her işe yansıması gerektiği, burada samimi olmak, içten olmak, ihlaslı olmak gibi bir şeyden de bahsetmedi. Bu da değil. İnsan ilişkilerine özen gösterilmesi gerekir. Evet, insan ilişkilerine, onların kalplerini kırmamak gerektiğinden bahsediyor. Bu olur. İbadetlerin gösteriş için yapılmaması gerektiği, burada ibadetin ya gösteriş için yapılmasından da bahsetmiyor. Yani insan ne yapıyor? Sırf birilerine yardım ediyor. Ne için yardım ediyor? Bu insan yardımda bulunuyor desinler diye. Oysa yardım için yapılır? Allah'ın rızasını kazanmak için. İşte bu tür şeyler için gösteriş denmiş oluyor. Burada öyle bir şeyden bahsetmediği. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçada anlatılanlarla ilişkilendirilemez diye sormuş. Parçada ise İslam inancında sınırsız iradenin sahibi yalnızca Allah'tır. O, kainatın ve içerisindeki tüm canlıların mutlak yaratıcısıdır. İnsan da onun karşısında ancak aciz bir kuldur. Buna rağmen insan diğer varlıklardan üstün bir nitelik olarak iradeye sahiptir. Yani Allah insana da irade, sınırlı da olsa bir irade vermiş. İrade insana kısmi özgürlük ve seçim hakkı sağlayan bir nimettir. Ancak özgürlükle sorumluluk arasında ilişki inanç bakımından da geçerlidir. Yani kişi seçim yapmakta özgürdür. Ancak yaptığı seçimlerinin sorumluluğunu da taşımak mecburiyetindedir. Yani ben kendi özgür irademle yapmış olduğum davranışlarımdan, sözlerimden sorumluyum. Şimdi burada genelde neden bahsetmiş? İnsanın sorumluluğundan bahsediyor. Yani yapmış olduğu şeylerden sorumlu olması. Dolayısıyla ayetlerde bunlarla ilgili olması lazım. A seçeneğinde insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Şimdi insan kendi özgür iradesiyle yapıp etmiş olduğu şeylerin sonucundan bahsediyor. Dolayısıyla bu sorumlulukla ilgili. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Yani bir konuda anlaşamadınız. Bu konunun çözümünü kime götürün? Allah'a veya Resulüne. Yani Allah'a götürmek nedir? Ayetlerle çözmektir. Şimdi burada insan yapmış olduğu bir sorumlulukla ilgili durumdan bahsetmiyor. Bu değil. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullarına
zulmedici değildir. Yani insanlar kendi yapmış olduklarını, iyi bir şey varsa lehine, kötü bir şey yapmışsa aleyhine, yine yapmış olduklarından sorumlu olmakla ilgili. D seçeneğinde başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündedir. Yani kendiniz yapmış olduğunuz şeylerden dolayı bunlar sizin başınıza geliyor. O yine de çoğunu affeder. Yine burada da insanın kendi yapmış olduklarının sonucuna katlanması sorumlulukla ilgili. Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Yani başlarına gelmiş olan şeyler kendi yapmış oldukları yüzündendir. Yine yaptıklarının sorumluluğuyla ilgili. Dolayısıyla bu da olur. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği.